Dünyanın diğer ucunda, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın hırçın batı sahilinde 5 bilim insanından oluşan bir ekip altın arıyor. Bu vahşi ve ilkel araziden altın çıkarabilmek için bir dizi bilimsel meydan okumanın üstesinden gelmeleri gerekecek. Bilim insanlarımız, yaratıcı kimyagerimiz Mike Willewand, aynı zamanda bir komedyen ve hevesli bir açık hava insanı. Kathy Sykes, önüne geçilemeyen bir fizikçi ve ekstrem spor fanatiği. Mark Leahy, tavır sahibi bir biyolog. Aynı zamanda bir oto tamircisi ve dövüş sporları uzmanı. Alan McCauley, ikinci evi Amazon ormanları olan Missouri'li yılmaz bir botanikçi. Jonathan Hare, bilim insanı beynine ve sanatçı gözüne sahip bir fizikçi. Tam bir Rönesans adamı ve ben Kate Humble, ayak işlerine bakan kız. Hep beraber biz Rife Science'dayız. 20 bin kilometre yol tepip Yeni Zelanda'nın Güney Adası'na geldik. Üstümüz altın zengini batı sahilindeki eski bir bıçkıhane. Ekibimiz en büyük meydan okumayla burada yüzleşecek. Saf altından bir hediye eşyası yapacak kadar altın bulmak. Haftalardır kum ve çakıldan altın çıkarmak için suyla çalışan bir tane de dahil birçok sabah kutusu yaptılar. Dağlarda altın kayaları kazdılar ve ev yapımı bir dedektörle altın aradılar. Ama artık bu madencilerimizin son şansı. Pekala arkadaşlar, şu ana kadar bulduğunuz tüm altın toplam olarak 3 gram ediyor. Bir sonraki bölümde bundan bir şeyler yapmanız gerektiği düşünülürse bence biraz daha gerekiyor. Ne dersiniz? Evet, iş başına. Güzel. Evet, Mike elimizde dağdan kazdığınız taşlar var. Ayrıca 5 çuval dolusu taşımız daha var. Taşlarda altın belki var belki yok. Ama bunu bir hafta sonra öğreneceğiz. Tamam. Uğraşıp o taşlardan altın çıkartabilirseniz çok iyi olur. Tamam. Evet. Bunu güzel bulmana sevindim. Sen sahile gidiyorsun Katie. Aa, ne güzel. Pek eğlenceli olacağı söylenemez. Kumsalda altın bulmaya çalışacaksın. Tamam mı? Oh. Ve Alan'la Jonathan. Sizde her altın arayıcının hayali olan bir şey var. Bir hazine haritası. Ama o haritayı okuyup sonunda altın bulabilmeniz için bilimsel becerilerinize ihtiyacınız olacak. Bu görevleri başarabilmek için her zaman olduğu gibi 3 gününüz var. Mıçkhanedeki tüm malzemeyi, buralardaki işinize yarayacak her şeyi ve elbette ki büyülü sandığı kullanabilirsiniz. Araştırmaya başlayın, evet. Görev başladı. O kimyacılar için sanırım. Bu testi şu galiba. Şu kumaşa bak, ne kadar da o benim herhalde. Şu da evet. Bizim mi acaba? Olabilir. Ya düşündüğüm şeyse kimyayla biraz eğlenebiliriz. O ne? Bir sır daha sonra gösteririm. Bize sadece harita çıktı galiba Jonathan. Evet, öyle görünüyor. Kumsalda altın keşfetmeleri ve hazine haritasını kullanarak altın kavanozunu bulmaları gerekiyor. Mike'lar önceki bir görevi bitirmek zorundalar. Bir süre önce dağlardan altın kayaları çıkarttılar. Şimdi o altını kayalardan çıkartmaları gerekiyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de yağmur başladı. Pekala, bu taşta altın varsa onu nasıl çıkartacaksın Mike? İlk 2 gün boyunca makinenin taş kıracak bir alet yapması gerekiyor. Bu taşları ince bir toz haline gelene dek ezecek. Sonra yıkayacak ve kaynatacağız. Sonra 3. günde altını çıkarmak için ben civayla tepkimeye sokacağım. Hayati bir hata yapmıyor musun? Civa yok ki. Evet var. Bunun içinde. Sinebar. Saçmalama, neresinde? Gördüğün şeyin adı sinebar. Evet. Bu taşı ince bir toz haline getirip ısıtırsam civa elde edebilirim. Akşama gelirsen civamız hazır olur. Tamam. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Yani kazdıkları taşlardan altın çıkartmanın ilk safhasında Mike Leahy'nin taşları toza çevirmesi gerekiyor. Oldukça etkili bir biçimde kırıldı. İyi haber şu. Kırılınca küçük kristaller haline geldi ama sorunumuz taşın %90'ının gitmiş olması. Yani başka bir sistem düşünmem gerekecek ama bunu bir seri üretim süreci haline getirebileceğimize güveniyorum. Mark B de taş eziyor ama onun ezdiği taş sandıktaki pembe sinebar taşı. Civa doğal olarak sinebarda bulunur. Yani bunu öğütüp ısıtırsam civa serbest kalmalı. Ve civaya da çok ihtiyacımız var. 3 günümüz kaldığı için altın taneciklerini Mike'nin taşlarından çıkartmanın en hızlı yolu bu. Bir hazine haritasına sahip olmak her çocuğun hayali. Evet. Tamam, ne diyor? 3. gün bir helikopter sizi buz gölüne bırakacak. Yüzünüzü kuzeye dönün ve gömülü hazineyi bulmak için rakım olarak 100 metre inin. Evet, yeniden ölçmemiz gerekiyor. Ve bunun bir yolunu bulmalıyız. Bunun dışında size sadece hazinenin tenekeyle gömülü olacağını söyleyebilirim.
Metal dedektörünü kullanabiliriz. Evet, metal dedektörü yeniden işe yarayabilir. Tamam, hadi başlayalım hadi. Tamam, gitmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bugün Katie'nin kum toplamasına yardım edebilirseniz... Bulmamız gereken bir hazine var. Biliyorum. Ama Katie'nin kum toplamak için yardıma ihtiyacı var. Önce ona yardım edebiliriz. Tamam. Evet, hadi kumsala gidelim. Ben de şuna bakarım. Alan'la Jonathan'ın hazineye ulaşmak için rakım ölçmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Bunun dışında bulabileceğimiz yegane altın, doğanın bu dağlarda sakladığı altından gelecek. Bilim insanlarımızın sadece 3 günü var ama doğanın altını açığa çıkartması binlerce yıl sürüyor. Nehir taşıyor ve en büyük pulları göllere bırakıyor. Denize vardığında ise geriye sadece en küçük parçacıklar kalıyor. Sonsuza kadar kaybolmadan önce altını yakalamak için en iyi yer bu kumsal. Ve bu da Katie'nin şimdiye kadar aldığı en zor görev. Tamam o halde. Biz de bunu arıyorduk Kate. Bu siyaha çalan uzun kumsalı. Bunun nedeni nehirlerin ancak en küçük altın parçalarını aşağı taşıyıp denize bırakmaları. Ve deniz enerji dolduğunda, mesela büyük bir fırtına çıkıp dalgalar kuvvetlendiğinde, bu küçük ama ağır altın parçalarını kumsala taşıyabiliyorlar. Ama çekilirken enerjilerini kaybetmiş oldukları için altın orada kalıyor. Bu yüzden sadece burada altın oluyor. Peki neden siyah kum arıyorsun? Kumun siyahlığı demir cevheri gibi şeylerden geliyor. Altının yanında bazı ağır metaller bulunur. Anlıyorum. Aslında altını göremezsin. Çok küçüktür. Ama siyahı görebilirsin ve siyah sana orada altın olduğunu söyler. Biyolog ve ototamircisi Mike Leahy bir makine inşa ederek altın taşlarının ezilmesini hızlandırıyor. Mike Bey toza çevrilmiş bu sinabardan ısıtarak civa elde etmeyi umuyor. Civa buharı test tüpünde yoğunlaşmalı ve olur da civa buharı kaçarsa diye maske takıyor. Ne olur ne olmaz. Civayı teşhis etmek çok kolaydır. Başka bir şeyle karıştıramazsınız. Var olan tek sıvı metal o. Bence sadece sabırlı olup civan yoğunlaşacak mı diye beklemek gerek. Çikolatalı kekten krema sıyırmak gibi değil mi? Tadı o kadar güzel değil. Çok derine inmiyor. Şuradaki gri kumu görüyorsun ama oldukça uzun bir kumsal. Yani biraz toplarız. Ama biraz çabuk toplayalım çünkü bu kum sinekleri beni delirtiyor. Kabus gibi. Tamam. Bu çekiç mekanizmasını yaptım. Bahçeden kırık bir çekme demiri buldum ve çok ama çok ağır olan bu tekerlek şeyiyle birleştirdim. Taşların da ortalığa dağılmak gerekiyordu. Çünkü inanın bana bu şey çok ağır. Bu yüzden bu havan ve dibek düzenini kurdum. Bu kap çok büyük bir çelik drenaj borusundan yapılmış. Çok ağır olduğu için ikili makara sistemi kullandım. Küçük makara burada, altta, büyük olan da üstte. Böylece kaldırmak 2 kat kolaylaştı. Ama halatı 2 kat uzağa çekmem gerekiyor. Altın taşlar için dev bir ezicimiz oldu. Ama hiç civamız var mı peki? Şu anda sinebarda civanın oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Ve bu tüpün içinde yoğunlaşıyor. Şu parlak metalik şeyleri, oluşan küçük kürecikleri görebilirsiniz. Ve ezilmiş taşlardan altını çıkartacak olan civanın da bu olduğunu umuyoruz. Geçen birkaç hafta boyunca ekibimiz Leanne'le altın aramaya alıştı. Ama kumsalda Leanne'le altın aramanın da kendine has bir sorunu var. Bu iş saman yanında iğne aramaktan daha kötü. Bu kumda altın bulabileceğimize hiç inanamıyorum. Çok zor. Kum da çok ağır. Nasıl olacak? Öyle değil mi? Evet. İçindeki demir cevheri ve diğer şeyler yüzünden. Zaten çok ağır olan kumdaki diğer maddelerden bu kadar küçük altın tanelerini nasıl ayıracağını anlayamıyorum bir türlü. Leanne'le süzerek yapabilirsin. Ama çok zor olur. Bence geri dönüp başka yöntemler denemeliyiz. Tamam olur. Tüm denemeler başarısız olursa tepelerde gömülü altın var.
bulmak için Jonathan'la Alan'ın rakımdaki 100 metrelik değişimi ölçebilecek bir araç yapmaları gerekiyor. Su dolu bir plastik tüple deney yapıyorlar. Şimdi bu ölçümü yapmak zorundayız, değil mi? Evet. Evet, yukarı çıktıkça güvenilir biçimde değişen tek şey hava basıncı. Azalır. Evet, doğru. Çünkü üstümüzde daha az hava var. Elimizde su dolu bir tüp var ve şu anda tüpün iki ucu da açık. Havayla temas halinde. Dolayısıyla ikisinin de üstündeki hava basıncı aynı seviyede. İki uç da aynı yükseklikte. Şimdi bunu parmağınla tıkayıp daha çıkarsan basınç aynı kalır. Ama bunda kalmaz. Bunda kalmaz. Yani evet evet doğru. Şimdi bundaki havayı emersem daha çıktıkça hava basıncı değişiyor. Çünkü seviyesi değişmeli. Hareket ediyor değil mi? Ve bu değişim ne kadar yukarı çıktığına doğru orantılı olur. Yani bunu bir 6 metre olarak kullanabiliriz. Jonathan bu basit aletin basıncı ölçme sorununun cevabı olacağına emin. Ama emin olmak için yarın bir tepede test etmeleri gerekecek. Siyah kumu altından ayırmak için mıknatıs kullanabilir miyiz diye bakıyorum. Çünkü siyah kumda demir cevheri var ve demir manyetiktir. Yani mıknatısı atlamaları gerekiyor. Ama altın değil. Dolayısıyla mıknatısın etki etmemesi gerekiyor. Sadece ortalıkta yuvarlanan parçalar var. Yani içinde oldukça yüksek seviyede demir cevheri olan parçalar olması gerektiğini biliyorum. Gerçekten ayrıştırmaya çalışmak istersem, mıknatısı plastik bir torbaya koyup, yüzeyin hemen üstünde tutunca demir cevheri parçalarının mıknatısa doğru atlaması lazım. Bu da geride altın parçalarının kalmasını sağlayabilir. Ama pek fazla malzeme bulabildiğimi sanmıyorum. Ve sadece bunu kullanarak da altını ayırabileceğimi pek sanmıyorum. Mark Bey bana akşama civa elde edeceği sözünü verdi. Edebildin mi bari? Bu kadar biriktirdik, görüyor musun? Ama hala saf değil. Geriye kalan kuarts ve kuarts içindeki diğer şeyler yüzünden içinde hala çok fazla pislik var. Ama sana işe yarayacağını umduğum bir sihir numarası göstereceğim. Kirli civayı sıkıp güdeleden geçirirsen diğer taraftan temiz çıkması lazım. Yani derinin lifleri arasından sızacak. Şuna bak. Evet. Sanki içinden küçük bilyalar çıkıyor. Hepsi çıkmıyor ama birazı geliyor. Peki bu civa altını taştan ayırmaya nasıl yardımcı olacak? Çünkü bu görevin esas amacı bu, öyle değil mi? Bugün civayı elde ettik. Yarın da taşı, içinde altın olan taşı öğütecek ve çok ince bir toz haline getireceğiz. Ve bu tozu bir miktar civayla karıştıracağız. Civa altınla birleşip amalgam denen bir şey oluşturacak. Altın civanın içinde çözülüyor ve ardından amalgamı ısıtınca altın elde ediyoruz. Yani civayla altın ayrışacak. Evet. Mükemmel. Evet. Çok zekice. Şuna bak. Ama sorunumuz şu. Pek fazla civamız yok ama çok fazla taş var. Yani planımız şu. Civa altını Mark Lehi'nin hala ezmekte olduğu kayaların içinden eritecek. Aslında Ralph Sainz'ı dünyanın en güçlü adamıyla birleştirmeyi düşünüyoruz. O siyah kumda leğenle altın süzme var mesela, biliyorsun. Kaç saat altın süzebilirsin diyorsun. Aynı zamanda tozunu biriktirerek kaç ton kuart kayası ezebilirsin. Dünyanın en güçlü adamı benim mi diyorsun? Hayır, alakası bile yok. Ama öyle birinin yardımı çok işe yarayabilirdi. Yeni bir gün başladı ve henüz hiç altın görmedik. Hava kapanıyor ve bıçkhanede uğursuz bir sessizlik var. Kaynak dilimiz bittiği için yeterince kuvvetli bir kaynak yapamadık. Ve kaynak yapılan yer şimdi kırıldı. Yani artık bu kullanım dışı. Peki bir sonraki seçeneğimiz ne? Çünkü akşam ezilmiş kayaya ihtiyacımız var, öyle değil mi? Balyoz'a geri dönmekten başka bir seçenek göremiyorum ama parçaların havada uçuşmasını önlemek için karton bir kutu da yapmak gerekecek. Peki bu nerede işin içine giriyor? Kayaları biraz daha küçülttükten sonra onları bu tepe doldurup sonra bu büyük ve ağır işletme miliyle ezebiliriz. Ve döveriz. Ve döveriz. Böylece taşlar çok küçük hale gelirler. Tamam. Ama bunlar yeteri kadar temiz mi sence? O eline aldığın haliyle değil. Tamamen toz haline gelmesi gerekiyor. Yani demin elinde tuttuğun türde şeyleri ayırmak için elekten geçirdikten sonra elek ya da süzgeçten geçen tozun iyice incelmesi için havanda dövülmesi gerekiyor. Yani aslında çok yorucu bir iş bu. Doğru.
Öyle. İzninle ben gidip Balya Öz'le taş kırayım biraz. Sen de dövmeye devam evet, et olur mu? Evet, istediğin gibiyiz. Herkes iş başında. Bir sonraki bölümde saf altından bir hatıra eşyası yapacaksak 3 gramlık depomuzu büyütmemiz gerekiyor. Belki de en yüksek şansımız ev yapımı 6 metredir. Acaba bizi hazineye götürebilecek mi? Suyu koymamız gerekiyor. Evet, bir de çayla renklendirdim. Aa, çok zekice. Bana dur de. Dur. Ne çok balon dur. Var. Sanırım fazla koyduk. Hazine avcıları plastik tüplerini ve suyu bir Earl Grey 6 metresine dönüştürdüler. Çalışıyor mu öğrenmek için hava koşullarına göğüs gerip iyi bilinen yerel bir işaret olan Sentinel kayasına çıkacağız. Evet, Sentinel kayası şurada. Yapmamız gereken ne? Tamam, burası temel seviyemiz. Sentinel kayasının buradan tamam. 50 metre yükseklikte olduğunu biliyoruz. Yani evet. Bunu sıfıra ayarlamamız gerekiyor. Bunu da basitçe burayı kapatarak yapıyoruz. Evet. Çünkü artık yükseğe çıktıkça bu buradaki basit evet. seviyesinde kalacak. Ama evet. bu değişecek çünkü ağız evet. açık. Sen yukarı çıktıkça suya baskı yapan hava basıncı azalacağı için su yükselecek, öyle mi? Evet, sadece şuraya bir sıfır koymam, peki. bir çizgi çekmem gerekiyor. Bu bir referans. Zavallı Mark Leahy, uzun süreli bir kaya ezme işine mahkum kaldı. Tamam, kevgirden geçen madde bu kapta birikiyor ama hala yeterince temiz değil. Ben de bu süzgeci kullanarak en temiz bölümünü alacağım. Süzgeçten geçemeyen her şeyi bu kaba dolduracağız. Ardından bunu havanda dövebiliriz. Bu arada istediğim şey bu. Şimdi daha hafif olan kuartsı elemek için leğenle süzüyorum. İşte şuradaki daha açık renkli görünen bant o. Yani kum. Geriye içinde altın olduğunu umduğumuz maden yönünden zengin olan taşlar kalıyor. Mike yavaş yavaş altı çuval kayayı altın yönünden zengin bir kalıntıya indiriyor. Hazine avcılarının ev yapımı 6 metresi işe yarayacak mı? Tepenin 50 metre yüksekliğinde olduğunu biliyoruz ama bu su seviyesine yansıyacak mı? Bir santimlik bir fark var. Evet, umduğum kadar çok olmadı ama doğru yönde ilerledi. Kesinlikle öyle. Peki şimdi ne yapman gerekiyor? Şimdi şuraya bir işaret koymam gerekiyor. Şu çizdiğim çizgiler 50 metreye denk evet. geliyor. Döndüğümüzde iki katı uzunluğunda bir tane daha çizeceğiz. Referansınız o olacak. Hazineyi aramaya tamam. başladığımızda. Tamam ve hazineyi de orada bulacağız. Ağır kumdan altın çıkarmak için bir denemeye daha girişen Katie, Ralph Sainz'ın en sevdiği şeylerden birine başvurdu. Bir savak. Haftalar geçtikçe bilim insanlarımız kum ve çakıdan altın çıkartmak için savak inşa etme işinde daha da ilerlediler. Şimdi Katie, savak teknolojisinin Rolls-Royce'uyla işe bir adım daha ileri götürüyor. Bu yeni geliştirilmiş savağım. O küçücük altın parçacıklarını yakalayabilmek için daha ince bir tasarım yaptım. Şimdi suyu şuradan akıtacağım ve zenli, dengeli bir biçimde akması için şuraya küçük delikler açacağım. Bu şöyle bir açıyla dik duracak ve kumu kürekle üstüne atacağım. Böylece perde görevi görecek olan buraya akacak ve sonra bu savağa düşecek. Ama tahta parçası falan gibi şeyler kullanmak yerine bunu böylece yapayla kaplayacağım. Şuradaki küçük tüylerin altını yakalayacağını tahmin ediyorum. Altın şurada toplanacak ve kum da akıp gidecek. Çok ince olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz siyah kum ve altın aynı yoğunlukta. İşe yarayacağını umuyorum. Umarım yarar. Jonathan hazine avcılarının ihtiyaç duyduğu son aracın tozunu alıyor. Geçtiğimiz haftalarda birkaç eski radyoyu bir metal dedektörüne çevirmişti ama altın bulamamıştı. Bu sefer hazineyi bulabilecek mi bakalım? Tamam, deneyelim mi? Tamam. Hala çalışıyor. Oldukça iyi. Uzun bir günün ardından bilim insanlarımız nihayet rahatlıyorlar. Çok teşekkür ederim.
Bu kadar yeter Jonathan. Sen yarın bize lazımsın. Son güne geldik ve hazine avına çıkmamız gerekiyor. Plana göre helikopterle bir buz gölüne gidilecekti. Ama yağmur o kadar yoğun yağıyor ki bırakın uçmayı dağları göremiyoruz bile. Yani orijinal hazine haritamız artık işe yaramıyor. Ördekler için iyi bir hava ama helikopterler için değil. Ama hazineyi hala istiyoruz. Hazineyi bulacaksınız ama bunu kullanarak değil. Pekala, işte yeni talimatlarınız. Beni dikkatle dinleyin, olur mu? Şimdi bir noktaya götürüleceksiniz. Bulunduğunuz yükseklik 80 metre artana kadar ilerlemeye devam etmelisiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Orada bir punga ağacı adası arayın. Ağaçların orada bir açıklık ve kaygan bir kütük var. Aramaya oradan başlamalısınız arkadaşlar. Sakın boğulmayın ama. Olur mu? İyi şanslar. Yeni talimatlar, 6 metre ve metal dedektörünü kuşanan hazine avcıları ava başlayabilirler. Doğa rehberi Chris Morris'ten de yardım istedim. Hazineyi bir dağ yolunun 80 metre ilerisine gömdü. Ve şimdi de avcılarımızı başlangıç noktasına götürüyor. Evet millet, hazine bu dağda bir yer. Hazine yukarıda mı? Evet. Şunu ayarlasak iyi olacak. Tamam hadi yapalım şu işi. Açık mı? Evet şu anda açık. Yani şurayı kapatmak gerekiyor. Durum şu, biz yukarı çıktıkça bu seviyelerin değişmesi tamam. gerekiyor. Ve aleti ayarlarken 100 metre olması gereken yere bir işaret koyduk. Yani o çizginin tam altına gitmeliyiz sanırım. Hadi gidelim. 80 metreye vardıklarında bir sonraki ipucu olan punga ağaçlarını aramaları gerekiyor. Ben de Katie'ye sabahını hazırlamasına yardım ediyorum. Yapmam gereken şey suyun şuraya düzenli olarak akmasını sağlamak. Evet. Ve bu çok önemli. Hafif, düzgün ve sürekli bir biçimde anladım. Akması gerekiyor. Bir önceki sefer olduğu evet. gibi içinde küçük altın parçacıkları olan kovaları üstüne dökersek tamam. hızla akıp sonra da kaybolur giderler. Dolayısıyla suyu çok iyi kontrol etmem gerekiyor. Tamam. Sen şuradan suyu açarsan ben de nasıl püskürdüğünü kontrol ederim. Harika. Şimdi. Muhteşem, sanki bir su fiskiyesi. Bahçeni de bir tane yaparım. Şimdi istersen ilk küreyi sen at. Yapabilir miyim? Şu kadar mı? Üstüne serp sadece. Evet. Peki altını bu kumaştan nasıl çıkartacaksın? Cımbızla mı? Kumaşı sabitlerken çivileri çok derine çakmadım. Böylece kolayca evet. çıkartıp kumaşı toparlayabilecek evet. ve suda iyice yıkayabileceğim. Sonra da her zamanki gibi leğenle süzeceksin. O kadar. Mike'lar altınlarını elde etmeye bir adım daha yaklaştılar. Şimdi iki hayati malzemeyi karıştırıyorlar. Konsantre altın kayası ve civa. Cevherdeki altının civayla birleşip amalgam oluşturacağını umuyoruz. Ama içinde ne kadar altın olduğuna dair en ufak fikrimiz yok. Şu cevherde 1 milyonda birkaç parça da olabilir, çok da olabilir. Çok zengin bir cevher olduğunu sanmıyorum. Yani elimize geçecek civa amalgamının miktarı çok az olacak. Çok az. Cevherdeki altının civayla birleşip amalgam oluşturması gerekiyor. Ardından amalgam güderiden süzülüp fazla civadan arındırılacak. Bu sefer sıkınca neyin çıktığı değil... Neyin içeride kaldığı önemli. Vay canına. Şu deriyi gerelim biraz. İşte amalgam denen şey bu. Civa'ya pek benzemiyor. Civa altını taştan çıkartmış olabilir. Ama şimdi altını civa amalgamından nasıl çıkartacaklar? Hazine avcılarımız ileri ve yukarı devam ediyorlar. Ve Kathy için bir umut ışığı beliriyor. Hey şu altın değil mi? Ne düşünüyorsun Ellen? 50 metrenin hemen altında. Yani aşağı yukarı yarı yoldayız. Haklılarsa o zaman hazineye sadece 30 metre kaldı demektir. Bana patatesle büyülü bir şey yapsın haberi geldi Mike, doğru mu? Evet, eski zaman altın arayıcıları altını amalgamdan çıkartmak için bu yöntemi kullanırdı. Evet. Yaptığımız şey şu. Yarım bir patates evet. alıp içini oyuyor ve amalgamı buraya koyuyoruz. Patates pişerken cıva dağılıyor ve umuyorum ki altını da pişmiş patatesin içinde bırakacak. Öyle mi? Ciddi evet, misin? Evet, amalgamı şuraya koyarsan... Bu gerçekten işe yarayacak mı? Yarıyormuş, evet.
Yani bunu şuraya koyuyorsun. Evet. Civa patatese dağılıyor ve geriye sadece küçük bir parça altın kalıyor. Öyle, öyle mi? Ümit ediyorum. Dua et. Harika. Görmek için sabırsızlanıyorum. 50 dakika boyunca pişirildiğinde Civa'nın patatesin içine yayılıp geriye altınımızı bırakması gerekiyor. Merak uyandıran bir durum ama bence günü kurtarmak Alan ve Jonathan'a kalabilir. Sanırım geldik. Oldukça yakın değil mi? Ve şu tarafa bakınca da şu ağaçları görüyor musun? Evet, kesinlikle bir bunlar ada oluşturmuşlar. Bunlar Punga ağacı. Burayı bir deneyelim. Çünkü burası değilse yine yukarı doğru devam edebiliriz. Evet, Chris bir şey mi söylüyor? Chris hiçbir şey demiyor. 6 metre onları 80 metreye çıkarttı. Ve Punga ağaçlarını da buldular. Şimdi büyük bir dikkatle açık bir alan ve kaygan bir kütük arıyorlar. Sonra iş ev yapımı metal dedektörüne kalıyor. Dedektör çalışmazsa tüm açıklığı kazmak zorunda kalabilirler. Evet, bir yerlerden başlayacağız. Evet. Burada çok büyük bir şey var. Altının ne kadar çok olduğuna bakar, değil mi? Umarım altındır. Belki. Devam tamam, edelim. Burayı bir ihtimal olarak aklımızda tutalım. Evet. Burada oldukça büyük bir şey var. Kesinlikle öyle. Bu harika bir metal dedektörü. Bir anahtar lazım. Anahtar. Chris biliyordur belki. Anahtar hakkında bilgin var mı? Hayır, hayır. Ne yazık ki benden anahtar. Gerçekten mi? Hayır. Dönecek miyiz peki Chris? Döneceğiz sanırım. Kutuyu çantaya başka bir şey var mı Chris? Çantaya mı koyalım? Bilmiyorum. Anahtarın sende olmadığına emin misin? Hazine kutusunda ne var? Üçüncü günün sonuna geldik ve altın arayışı sona erdi. Katie'nin siyah kumundan ne kadar altın çıktı ve Mike'ın patatesine ne oldu? Evet arkadaşlar, kritik an geldi. Çünkü bir sonraki bölümde saf Yeni Zelanda altınından bir şey yapmanız gerekiyor. Son 24 saatte toprağa 10 santim yağmur düştüğünü de söyleyebilirim. Bu sizi nasıl etkiledi? Sen Katie, sanırım şimdiye kadar gördüğümüz en ayrıntılı savağı yaptın. Bize biraz anlatır mısın lütfen? Kumaş kaplı. Ne kadar etkili oldu? İşte altınım. İnanılmaz. Ve Mike'lar, siz 6 çuval kaya ve komik bir pembe taşla işe başladınız. Önce kayayı ezdiniz. Taştan civa çıkarttınız. Amalgam elde ettiniz. Amalgamı patatese koydunuz. Yaptıklarınız işe yaradı mı bari? Aman tanrım. Aman tanrım. İnanılmaz. Bu kesinlikle inanılmaz. Siz ikinizin elinde çalışan bir 6 metre vardı. Ama bu hazineyi bulduğunuz anlamına geliyor mu bilmiyorum tabii. Anahtarın sende olup olmadığına bağlı. Önce hazineyi gösterin. Vay canına. Bu durumda ben de anahtarı gösterebilirim. Al bakalım. Tamam. Tamam. Harika. Büyük ana hazır mısınız? Ne var? Bize de gösterin. Ne çıktı? Koca bir altın parçası. Harika. Bakın. Çok güzel. Harika. Bunu ve patatesle kumaştan çıkan bütün altınları toplama ekleyebilirsiniz. Haftaya da büyülü bir şey bulmanız gerekecek. Ne yapacaksak da pek büyük olmayacak. Harika. Ne yapacaklarını bir sonraki Ralph Science'de öğrenin. Ne dersiniz? Bir sonraki bölümde takımın altın parçalarını saf altından bir hatıra eşyasına çevirme görevini tamamlaması gerekiyor.